Hadi arkadaşlar hep beraber yarışalım. Ballarım, böreklerim, sütlü çöreklerim, benim canım patacıklarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir yarışmada sizlerle birlikteyiz. Tanışacağız, sorular sorup cevap verileceğiz. Ama bugün hangi arkadaşımızla yarışacağız? Ona neler soracağız ben de bilmiyorum. İsterseniz hep birlikte, hiç vakit kaybetmeden. Hadi o zaman. 1, 2, 3. Alo! Alo! Alo. Alo. Hoş geldin. Hoş buldum. Kiminle görüşüyorum? Ben Ennur Bozkurt. Ennur, kaç yaşındasın sen? Ben 10 yaşındayım. 10 yaşındasın, maşallah sana. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun peki? 4. sınıfa gidiyorum. Derslerin nasıl, güzel mi? Güzel. Aferin. En çok hangi dersini seviyorsun? Ben en çok sosyal bilgiler seviyorum. Sosyal bilgiler. Peki sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani aslında hayat bilgisinden farkı yok. Ben farklıyım. İşte pusula falan onları öğreniyoruz. Başka, şimdi genel olarak birçok günlük hayatımızda işimize yarayan ya da günlük hayatımızda yapmamız gereken şeyleri mi öğreniyoruz sosyal bilgiler dersinde? Evet. Aa, tamam, şimdi anladım bak. Çok güzel. O zaman bu yarışmadan çok güzel bütün soruları bilip çıkacağız. Evet. Tamam o zaman. Şimdi seninle bir yarışma yapacağız, tamam mı? Tamam. Sana sorular soracağım. Her soru için 15 saniye cevaplama süren var. Evet. Ben sana soruyu sorduktan sonra süren başladı diyeceğim. Bunu bekle. Süren başladı dedikten sonra iyice düşün, cevabını öyle ver, olur mu? Tamam. Hazır mısın? Başlayalım mı yarışmamıza? Başlayalım. Heyecan var mı? Çok. Çok mu? Tamam o zaman. Birinci soruyu geçince inan bana heyecanın bitecek. Ben de sana yardımcı olacağım buradan. Hazır mısın yarışmaya? Hazırım. O zaman hiç vakit kaybetmeden haydi yarışalım. Evet, ilk sorun geliyor. Yarışmamızın birinci bölümünün ilk sorusu. Hadi bakalım, soru geldi. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın 5 şartından biri olan ve Mekke'ye yapılan ziyarete ne deriz? Süren başladı. İslam'ın 5 şartından biri olan ve Mekke'ye yapılan ziyaret. Hani Umre'ye de gideriz. Kurban Bayramı'yla en son bu görevi bitirdikten sonra Kurban Bayramı kutlanır. Kurban keseriz orada. 3 harfli. Hac. Hac, doğru cevap. Aferin sana. Rabbim hepimize hacca gitmeye, o topraklara gitmeye, umreye, hacca gitmeye nasip eder inşallah. Amin. Amin. Hepimiz namazlarımızda birbirimize oraları gitmek için dua edelim, olur mu? Olur. Aferin sana. Nasıl, heyecan gitti mi biraz? Yani birazcık. Şimdi daha çok gidecek. Hemen ikinci soruya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. İkinci sorumuz gelsin. Ve ikinci sorumuz geldi. Yine çok kolay bir soru. Bakalım neymiş? Bismillahirrahmanirrahim. 4 ayaklı oturak nedir? Süren başladı. Sandalye. Sandalye mi? Emin misin? Masa tabii olmasın de. O. 4 ayaklı oturak, masa. Aa, evet. Şaka yapayım dedim, sen de hemen evet dedin. 4 ayaklı oturak, sandalye, doğru cevap. Ay, evet. Doğru, evet. Biz masaya oturuyor muyuz? Hayır. Hayır, değil mi? Sandalyeyi masanın yanına yanaştırıyoruz, değil mi? Evet. Bir de sandalyenin ufakları var, onların ismi ne? Anlamadım. Sandalyenin küçükleri var bir de. Tabure. Tabure, doğru. Sen maşallah sosyal bilgiler dersinde bayağı bir şey öğrenmişsiniz siz ya. Nasıl, şimdi heyecanın gitti mi? Evet. Tamam, üçüncü soruya geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuz gelsin. Evet. Çok kolay bir soru. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük akarsuya ne deriz? Süren başladı. 4 harfli. Küçük akarsu. Akarsu. 4 harfli küçük akarsu. Hani nehirler vardır. Dere. Efendim? Göl değil o, göl 3 harfli. İlk söylediğin şey neydi?
Dere. Dere doğru cevap. Son saniyede doğru cevabı verdin. Dere doğru cevap. Küçük akarsu, dere. Peki büyüğü ne oluyor? Deniz. Yok, akarsuyun göl. Büyüğü. Akarsu. Ha, evet, akarsu doğru. Onun büyüğü ne oluyor? Irmak, akarsu. Nehir. Akarsu'nun büyüğü ne oluyordu? Ne oluyordu? Az önce söyledim. Nehir irmak. Olmuyor mu? Nehir, evet nehir. Peki bu nehirler, Türkiye'de mesela ırmaklar var. İki tanesini söyleyebilir misin? Onların adını daha öğrenmedik şu an. Bilmiyorum. Öğrenmedin mi? Böyle evet. Hani belki aklına gelir, şöyle bir yardım edeyim sana. İsimleri renkli. Renkli. Renk olan isimleri var. Bir tanesi yeşil ırmak. Aa. Birisi de neydi? Yeşil ırmaktan sonra ne geliyor? Kızıl ırmak. Aferin sana. Demek ki öğrenmişsin bak. Evet, söyleyince evet. Hatırladın değil mi? Evet. Aferin sana. Çok güzel devam ediyoruz. Heyecanımız da gitti. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim mi? Geçelim. Gelsin mi dördüncü soru? Gelsin. Hadi o zaman. Dördüncü sorumuz gelsin. Ve geldi. Çok kolay bir soru. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde yaşadığımız konuta ne deriz? Süren başladı. Ev. Ev doğru cevap. İçinde yaşadığımız konuta ev deriz. Peki toplu olarak evlerimizin bulunduğu yapı nedir? Mesela 15 tane ev vardır ya da 10 tane ev vardır. Efendim? Site. Site, apartman. Bizim evet. Peki bu apartmanlarımızda görevlerimiz nelerdir? Yani evimizde çok ses çıkarmamak mesela. Efendim? Evimizde yüksek sesle müzik dinlememek. Evet. Komşuları rahatsız etmemek. Evet. Temiz tutmak. Evet doğru. Değil mi? Biz oturduğumuz evet. Yeri yani siteyi, apartmanı temiz tutarsak ne olur? Bütün herkes kendi apartmanın önünü temiz tutarsa ne olur? Çevremizi de temiz tutmuş oluruz değil mi? Evet. Yüksek sesle müzik dinlemeyip komşularımızı rahatsız etmeden yaşarsak ne olur? Çok huzurlu, sakin bir hayat yaşarız değil mi? Evet. Aferin. Çok güzel. Yarışmamızın ilk bölümünü, 4 soruyu geride bıraktık. Şimdi geldik ikinci bölüme, yani atasözü bölümüne. Atasözleriyle aran nasıl? Anlamadım. Atasözleriyle aran nasıl? Çok bilmesen de iyi. Şimdi çok kolay bir atasözü gelecek. Yalnız şöyle bir şey olacak. Ben sana atasözünü söyleyeceğim. Ama atasözünü söylerken arada nokta 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 dediğim bir yer olacak, tamam mı? Evet. Oraya gelecek olan kelimeyi sen söyleyip atasözünü tamamlayacaksın, anlaştık mı? Tek kelimeyi söyleyeceğiz değil mi? Tek kelime söyleyip atasözünü tamamlayacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın? Hazırım. Gelsin mi atasözü? Gelsin. Gelsin. Hadi bakalım. Atasözümüz gelsin. Ve geldi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Az olsun, nokta 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 olsun. Süren başladı. Az olsun. Az olsun. Kirlinin zıt anlamlısı. Temiz olsun. Az olsun, temiz olsun. Doğru cevap. Aferin sana. Çok güzel bir yarışma çıkarttın. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bizi aradığın için de ben teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Bilgi Televizyon.